Güzel. Sonunda bugün bir olay çıktı. Güzel karım. Harika karım. Her saniye daha da güzelleşiyorsun sen. Beni boş ver. Bıyık bıraktığımdan beri insanlar beni görmek için birbirini eziyor. Şaşırtıcı değil mi? İltifatın bile bana eleştiri gibi geliyor. Söyle bakalım, ne istiyorsun ha? Özel bir şey değil karıcığım. Sadece birazcık sevgi. Öyle mi? Bu ilanları şehrin her yerine asın. Köşe bucak her yere koyun onları. O kadar tanıtım yapın ki bu film hit değil, süper hit olsun. Sevgili annesinin ilanını kesinlikle görecek. Artık senin için kaçmak o kadar kolay değil. Anladın mı beni ha? Her şey düzelecek. Gelin doktor. Bence artık bezi çıkarabiliriz. Eğer gerekirse sonra yine takabiliriz. Yavaşça gözlerinizi açın. Mıdır? Bayan Padmini, her şeyi net görebiliyor musunuz? Evet doktor. Çok iyi. İzninizle ben gideyim. Tamam. Anneciğim. Allah'ın izniyle gözlerin iyi ve çok daha iyi olacak. Evet, artık iyi. Bir soru sorabilir miyim? Hayır. Cevabım yine hayır olacak. Hiçbir yere gitmiyorsun. Ama Madhu, kızım, burada kalarak sorun çıkarmak istemiyorum ben. Anne, senin yüzünden sorun çıkmaz. Unut bunu lütfen. Ne zamandır görüşmedik seninle. Dinle. Lütfen anne benimle tartışma. Sana bir sarı aldım. Bak bakalım onu beğenecek misin? Bütün bunlara ne gerek var? Şşşt, bekle. Bu da ne böyle? Hırsızlık mı? Delirdin mi? Karıcığım, anlamadın sen. Bunu senin dolabından çalmadım. Ne? Sana inanamıyorum Kenny. Nasıl alçalabilirsin böyle? Karıcığım, hiçbir iş değersiz değildir. Çalmanın ne kadar zor bir şey olduğunu biliyor musun sen? Sen hiç... Kenny, lütfen. Lütfen söyle, ne çaldın? Mücevherlerin. Baksana, biri... Dolabımdaki mücevherleri çalmış. Bütün kutular boş. Ama evin içinde kim olabilir ki? Bilmiyorum anne. Bu ilk kez oluyor. Daha önce hiç olmadı. Neler oluyor? Bir günde ne çok şey oldu burada. Senin kaza geçirmen, benim mücevherlerim, arkayı kayıp. Soygun mu? Evet anne. Dolabımın içinde bir kutu vardı. İçinden mücevherlerim gitmiş. Kızım, bu evde daha önce hiç böyle bir şey olmadı. O zaman en doğrusu polisi aramak olmaz mı? Hayır anne, polis olmaz. Yani şey demek istedim. Bu sonuçta aile içi mesele. Polisi bu işe karıştırmasak diyorum. Dipali çok doğru söylüyor. Bu evde daha önce hiçbir şey çalınmamıştı. Şimdi mücevherler ortadan kayboluyor.
Hem ettikleri paraya değmez. Bütün takıları elden çıkarmış olsa yüklü bir nakit elde edemezdi zaten. Ama bu iş... Beni yeter yeter. Beni şaşırtıyorsun Madu. Kocanın hala eve gelmediğini görüyorsun. Ama nedense aklın onda değil de kaybolan mücevherlerdi. O mücevherler kocandan daha mı önemli? Kocanı gözün görmeyecek kadar çok mu değerli? İnanamıyorum. Nasıl bu kadar küçülebilirsin? Baba, Arke için tabii ki endişeleniyorum. Bir sürü insan onu arıyor ve ben hepsiyle temas halindeyim. Ama hala bir haber yok. Ve evet, mücevherler benim için önemli. Onları bana Arke verdi çünkü. Peki gerçekten çalındıklarına emin misin? Sakın başka bir şey olmasın. Sakın durup dururken olay çıkarmak istiyor olmayasın. Daha doğrusu dikkat çekebilmek için. Böyle bir zamanda mağdur olacaksın ve herkes de sana üzülecek ha? Abla yapma, neler söylüyorsun? Madu neden böyle bir şey yapsın? Anlamaya çalış Rada. Bazı insanlar böyledir. Durup durup hiç yoktan olay çıkarmaya bayılır. Sırf ailenin tüm ilgisini ve dikkatini toplamak için. Bu kadarı fazla ama. Teyze artık görebiliyor öyle mi? Yeter artık. Kızımı daha fazla suçlamanızı istemiyorum. Yeter bu kadar. Anne lütfen. Hayır Madu. Sabah senden özellikle susmanı istedim. Çünkü sabahki konu benimle ilgiliydi. Hakarete uğrayan bendim. Ama sorun değil, ben bunları kaldırırım. Ama kızıma böyle hakaret edilmesine dayanamam. Ona boş yere çok ağır hakaretler yağdırdınız. Sizce böyle bir şeye gerçekten ilgi çekmek için kalkışabilir mi? Elbette. Ben sadece kendi fikrimi söyledim. Haklı olsaydınız Rada sizi susturmaya kalkmazdı. Onu da bırakın. Eminim siz de kendi içinizde onu haksız yere suçladığınızı biliyorsunuz. Kızıma gerçekten haksızlık ediyorsunuz. Madu Arke için tabii ki çok endişeleniyor. Onu herkes gibi arıyor. Ve bulana kadar da rahat etmesi mümkün değil. Bugün ortaya çıktı ki o iyi terbiye almış bir kız değil. Bugün bu iyice anlaşıldı. Hayır efendim. Onun yetişme tarzını yargılayamazsınız. Hayatım boyunca çok fazla para kazanmamış olabilirim. Yine de her zaman gurur duyduğum bir şey varsa o da çocuklarıma son derece iyi terbiye vermemdir. Onlara güzel değerler aşıladım. Onları iyi yetiştirdim. Kızımla gurur duyuyorum. Ne güzel. İkinize de teşekkür edeyim o zaman. Değil mi Rada? Madu'yla annesine yatıp kalkıp teşekkür etmek gerek. Çünkü sağ olsunlar bana hemen haddimi bildirdiler bile. Anlaşıldı Rada. Rişap gelir gelmez ben bu evden giderim. Çünkü artık bu evde bu saçmalıkları dinleyemeyeceğim. Harika. Yani... Kenny lütfen kendine hakim olur musun? Abla lütfen yapma. Şimdi konu bu değil, görmüyor musun? Haklı olduğumu inkar edemezsin. Ben yeterince deneyimli bir kadınım. Bu olayın aslını pekala biliyorum. Abla. Abla dur. Beni biraz dinler misin? Abla. Rişap dönünceye kadar bir yere kımıldamadan böyle oturacağım. Hiçbir şey yiyip içmeden burada böyle oturup bekleyeceğim. Rişap eve döndüğü zaman bavulumu alıp gideceğim. Siz de rahat edersiniz. O zamana kadar benimle konuşmayın. Hiçbiriniz, tamam mı? Tamam. Sen de dahil. Abla. Bu kadar büyütme. Lütfen uzamasın bu konu. Neden kızdı? Ne
kadar ciddi bir sorunumuz var, farkında değil misin sen? Bütün bunlar senin yüzünden başımıza geldi. Madon'un mücevherlerini sen niye çaldın? Paraya bu kadar mı muhtaçtın? Ne yapayım, içki para... Kapa çeneni. Bütün gün içiyorsun Kenny, bütün gün. İyice suyunu çıkardın. Yeter artık, yeter. İyi ama... Sus, kapa çeneni Kenny, kapa. Bana masal anlatmaya kalkma sakın. Madon'un mücevherlerini kime sattın onu söyle. Yeter, asıl sen sus. Bağırıp durma bana. Bir kere ben o mücevherleri ben çalmadım, tamam mı? Ne? Sen çalmadın mı? Yalan söyleme Kenny. Bana ne dediğini hatırla. Evet, mücevherleri çaldım demiştim. Ama Madon'unkileri değil. Pabon'unkileri. Ne? Demek Pabon mu? İyi de Pabo hiç mücevher takmıyor ki. Ama boynunda muska taşıyor. İçinde dua yazan o şeylerden 40 taneydi. 2 tanesini çaldım ve sattım. Karıcığım bak. O onları herkes için dua niyetine taşıyor. Artık hiçbir şey yapamazsın. Pekala, sıra kimde? Kimde olacak, bende. Pekala. Hadi oyna bakalım. Dur bakalım. Çizginin arkasına geç hadi. Hay aksi. Ya gördün mü? Hedef orada dururken sen gittin nereye attın öyle? Siz şehirli çocuklar hiçbir şeyden anlamıyorsunuz. Hey erkek, öyle diyorsun ama sen de şehirlisin, unuttun mu? Ben mi? Şehirli miyim? Erkek. Gelin bakalım, toplanın. Size önemli bir sır vereceğim. Gelin gelin. Ben erkek değilim. Yok canım. Biz her şeyin farkındayız. Hafıza kaybı sadece filmlerde olur. Gerçek hayatta değil. Bizi kandıramazsın. Dinleyin. Ne mutlu ki Allah beni bu şekilde yaratmış. Benim elimden daha fazlası gelmez. Bakın şimdi nasıl nişan alacağım. İzleyin. Iskaladın. İşte ıskaladın. Sen de düzgün nişan alamadın. Evet, çünkü dikkatim dağıldı. Ama bu kez vuracağım. Anne sen... Anne... Alo, ne yaptın? Annemden bir haber var mı? Ben Kevalram, kim olacağım? Şanti Devri'nin oğlu. Annesinin kuzusu. Nerelerdesin sen? Beni bu kadar bekletmene çok bozuldum. Burcank sen... Tanıdın demek. Aramızda güçlü bir bağ var. Seni aptal. Ne sandın acaba? İstediğin deliğe gireceksin ama... Ben seni bulamayacağım öyle mi? Ama seni nasıl ayağıma getirdim öyle değil mi? Bak ne yapmamı istiyorsan şimdiden yapamayacağımı söylüyorum, tamam mı? Mümkün değil, artık beni zorlama. Sadece beni anneme yeniden... Kavuştur sonra vedalaşalım. Seni beyinsiz adam. İçkiyi fazla mı kaçırdın? Sende emeğim var. Dünyanın parasını harcadım sana. Bunu çöpe atar mıyım hiç? Sakın bana oyun oynamaya kalkma. Yoksa annenin başına gelir. Hayır 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 Burcank, hayır. Ona zarar verme. Şu an nerede? Nerede olduğunu söyle. Çok uzaklarda. Merak etme, gayet iyi. Ama tabii sen derhal. Arkey'in evine gitmezsen o zaman durum değişir. Anneciğini buradan doğuruca cennete yollarım ona göre. Burcank neler söylüyorsun? O kadın benim annem. Onu çok seviyorum. Onu canımdan bile çok seviyorum ben. Demek öyle. O zaman bunu kanıtla. Anneciğini ne kadar... içten ve çok sevdiğini göstermenin tam zamanı. Bunun için bir an önce Arkey'in evine gitmen lazım. Sana gece sonuna kadar süre. Yoksa annenin cesediyle kucaklaşırsın. Nereye gömeceksen artık. Hayır Burcank, hayır.
Benden kaçışın yok ki ya erkeği. Abla lütfen beni dinler misin? Az da olsa bir şeyler yemen gerek. Bak yoksa hasta olacaksın. Evet Pablo lütfen. Kendin için değilse de bizim hatırımız için ye. Bizim için mi? Bizim yemeğimizi o mu yiyecek? O zaman biz bir şey yemeyecek miyiz yani? Pablo lütfen. Biraz anlayışlı ol. Böyle aç oturmakla bir şey olmaz. Anlamıyorum. Niyetin hastalanmak evet. mı? Evet. Dipali çok doğru söylüyor Pablo. Mideniz rahatsızlanacak. Ben polisten kaçarken bile bütün stresi mideme vurmuştu. Yani sonra... Yeni sus. Allah aşkına sus. Abla lütfen. Lütfen inat etme. Laf dinle. Efendim. Dinleyin lütfen. Özür dilerim. Yanlış şeyler söyledim. Kabalık ettim. Hepsi için bağışlayın beni. Ama elimde değildi. O an öfkeyle birden... Ama çok üstüme geldiniz. Kendimi tutamadım, affedin. Hadi gelin bunları unutalım. Yalvarırım unutalım. Ne olur bağışlayın beni. Ben sizin küçüğünüzüm, büyükleri affetmek yakışır. Lütfen kendinizi böyle aç bırakmayın, lütfen. Tek kelime duymak istemiyorum. Rişap gelip ne olduğuna bir karar vermeden... ...buradan bir yere gitmeye niyetim yok. Bakın, ne isterseniz yapmaya hazırım. Ama lütfen böyle inat etmeyin, lütfen efendim. Herkese merhaba. Arkay. Rişap. Arkay, sen nereye çekip gittin öyle? Geldin diye her şey düzeldi mi yani? Allah'ım, sana şükürler olsun. Sponsorum nihayet eve döndü. Nasıl meraklandık, haberin var mı? Söz ver bana. Bir daha böyle bir şey yapmayacaksın. Şükürler olsun döndün oğlum. İnan çok sevindim. Evde herkes seni öyle çok merak etti ki. Arkeye herkes kavga edebilir ama böyle çekip gitmek olmaz ki. Ne oldu? Söyle haksız mıyım? Siz kimsiniz? Ne? Arkay? Nasıl yani? Ne demek kim? Çok tuhaf. Kazayı geçiren anne, hafızasını kaybeden damadı. Gerçek sevgi böyle bir şey işte. Allah'ım yardım et bana. Ben bu kadını tanımıyorum. Anladım. Bu kadın Madu'nun annesi olmalı. Yaval, daha dikkatli olmak zorundasın. Yoksa işim biter. Evet, duydunuz. Sizi tanımıyorum. Neden tanımam gerekiyormuş? Siz hepimizi unuttunuz anne. Ziyaretimize geleli aylar oldu. Bakın benden çok da hoşlanmadığınızın farkındayım. Peki ya kızınız? Gelip onu bir görmek yok mu? O artık ünlü bir yıldız. Filmimizde harika oynadı. Çok başarılı oldu. Ama bunu paylaşmadınız siz. Gelip onu tebrik etmediniz. Ama şimdi buradasınız. Peki bu benim hatam mı? Yoksa sizin mi? Arkay, bir şey diyemiyorum, haklısın.
İkimiz de anneme bu konuda çok bozulduk. Evet oğlum, tamam, ben hatalıyım. Özür dilerim. İkinizin de başarıları beni tabii ki çok mutlu etti. Ama biliyorsunuz, çok uzun bir seyahate çıkmak zorundaydım. Yarı yoldan dönme şansımın olmadığı bir yerdeydim. Tamam anne, kusura bakmayın ama yine de bu bir mazeret değil benim için. Bir telefon bile etmediniz, bunu yapsaydınız. Öyle mi? Benden şikayet edene bakın. Arkay, ya senin yaptığın ne? Kimseye haber vermeden ortadan kaybolmak nedir? Herkes ne kadar üzüldü bir bilsen. Şükürler olsun patron. Dönmüşsünüz. İyi de nereye gittiniz ki? Yenge, sen onunla bir konuş lütfen. Bunu çoktan hak etti. Giderken insan bir haber vermez mi, değil mi? Aramaktan telefon kulağıma yapışacaktı. Hadi içeri gelin. Bittu, onu birlikte bir güzel fırçalayalım. Hem de büyük bir zevkle. Bugün hapishaneye gittim. Hı? Hapishane mi? Neden? Gitmek yasak mı? Evet Bittu, taklidimi görmek için oraya gittim. Bütün ailemi kandıran o sinsi sahtekarı görmek istedim. Hala orada mı değil mi kendi gözümle görmek istedim. Bundan emin olmak zorundaydım. Çünkü aramıza geri dönmesini asla istemiyorum. Bakın. Adını söylememle bile nasıl gerildiniz. Size söylesem kim bilir bana ne tepki verirdiniz. Hayatta yollamazdınız oraya. Peki Arkay, taklidin orada nasıl? İyi mi? Evet evet, keyfi çok yerinde. Orada olmak istersen seni de yollayayım. Hayır canım, ne ortak olmak isteyeceğim. Sadece insanlık namına sordum. Yeter, sus. Tamam. Sen bana sus dersin de susmaz mıyım? Hatta Pabon'un yanında oturup bir susma yemini de ben edeyim bari. Pabo mu? Pabo? Neden burada oturuyorsun? Pabo, sen neden susuyorsun? Konuşsana. Bunu orada oturmasına neden olan kişiye sor. Cevabını ondan istemen daha doğru. Karının sevgili annesi Selim Pabon'a çok ağır ve kırıcı şeyler söyledi. O da burada oturup böyle beklemeye karar verdi. Sen gelir gelmez elbet hakkını teslim edersin diye. Ayrıca bir şey daha var. Pabo evden ayrılmaya kesin kararlı. Anne, Pabo'yla kavga mı ettiniz yoksa? İyi de neden? Nedeninin hiçbir önemi yok ki Arkay. Önemli olan teyzenin onuru. O kadar kötü bir muameleye maruz kaldı ki. Öyle çirkin, öyle ağır sözler duydu ki. Kadın yemeden içmeden kesildi, oturuyor. Arkay, söyler misin lütfen? Bu kadın senin anne yarın değil mi? Bu hakaret annene edilse hoşuna gider miydi? Neden tepki göstermiyorsun?